أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Otuzuncu söz olan Ene ve Zerre Risalesinin Ene yani benliğin izah edildiği yeri bitirdikten sonra zerre bölümüne başlamıştık. Bu kainattaki bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle tahrik ettiği zerrelerin onun çizdiği plan proje üzerine yine onun kudretiyle şekillenmesinden meydana geldiğini üstad izah ediyordu. Ve İmam Mübin Kitab-ı Mübin Kur'an'da çok geçiyor. Bazı alimler ikisi birdir, bazıları ayrıdır demiş. Bediüzzaman ise benim de kalbime gelen budur. İmam Mübin kader defteridir. Her şeyin plan programının Cenab-ı Hak tarafından kader kalemine çizildiği bir defter gibidir. Kitab-ı Mübin de o plana göre mevcudatın yaratılması, şekillendirilmesidir diyerekten bayağı genişçe bir dipnotta bu izahları birlikte paylaşarak bir şeyler anlamaya çalıştık. Şimdi bu zerre bahsinin iki noktası var. Birinci nokta da iki mepas, iki bölümden meydana geliyor. Birinci mepas. Her zerrede, yani zerre atom demek, daha evvel birkaç defa söylemiştim. Her zerrede, her hareketinde, hem sükunetinde, durgun halde, iki güneş gibi iki nur-u tevhid parlıyor. Hem hareketinde hem durgun halindeyken iki tane Allah'ın varlık ve birliğine delil ışığı parlıyor. Çünkü 10. sözün birinci işaretinde icmalen kısaca ve 22. sözde tafsilen geniş ispat edildiği gibi her bir zerre eğer memur-u ilahi olmazsa Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle iş gören bir memur olmazsa ve onun izni ve tasarrufuyla hareket etmezse ve ilim ve kudretiyle tahavül etmezse, halden hale geçmezse Allah'ın ilim ve kudretiyle o vakit her bir zerrenin, her atomun nihayetsiz bir ilmi, hadsiz, sınırsız bir kudreti, her şeyi görür bir gözü, her şeye bakar bir yüzü, her şeye geçer bir sözü bulunmak lazım gelir. Yani Allah'a mahsus sıfatların her bir atomda var olduğunu söylemek gerekiyor. Allah'la bağını kopardığımız zaman. Çünkü anasırın, unsurların her bir zerresi, her bir cismi zihayatta canlı bedenlerde muntazaman işler veya işleyebilir. Eşyanın intizamatı, düzgün halleri ve kavanini teşekkülatı, yani teşekkül kanunları birbirine muhaliftir. Onların nizamatı bilinmezse işlenilmez. İşlense de yanlış yapılmaz. Halbuki yanlışsız yapılıyor. Yani hava zerresi, toprak zerresi, su zerresi, hepsi intizamlı iş yapıyor. Verilen vazifedeyse kusursuz yerine getiriyor. Öyleyse o hizmet eden zerreler, atomlar ya bir ilmi muhit, yani her şeye ilmi kuşatmış olan bir zatın izin ve emriyle ve ilim ve iradesiyle işliyorlar ya Allah'ın kontrolü, kumandası altında onun ilim ve kudretiyle bu işleri yapıyorlar. Veyahut kendilerinde her bir atomda öyle bir muhit, sonsuz ilim ve kudret bulmak lazım geliyor. Başka türlü izah mümkün değil. Evet, havanın her bir zerresi, her bir zihayatın, her canlının cismine, her bir çiçeğin, her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir.
nerede isterse her girdiği yerin nizamını biliyor gibi mükemmel iş görüyor havanın atomları. Azotla oksijenin karışımından meydana gelen atmosferdeki o oksijen ve azot zerreleri girdiği her bedenin intizamına göre, nizamına göre düzgün işler yapıyor. Halbuki onların teşkilatları ayrı ayrı tarzdadır. Başka başka nizamatı var. Bir incir meyvesinin fabrikası faraza çuha makinesi gibi olsa, yani incirin kendi sistemini benzetmeye almış çuha fabrikası, kalın de yani kalın dokunmuş kumaş demek çuha, sanki onun makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır. Yani düzenleri farklı, sistemleri ayrı. Ve hakeza o binaların, o cisimlerin programları birbirinden başkadır. Yani mesela insanın akciğerleriyle yılanın akciğerleri aynı değil. Kaplumbağa da farklı, diğer hayvanların da farklı, bitkilerin de sistemleri farklı. Ama havanın her zerresi, her girdiği vücudun düzenini, sistemini, mekanizmasını biliyor gibi bilerek iş yapıyor. Şimdi şu zerri havaya, hava zerresi, bütün onlara girer veya girebilir. Ve gayet hakimane ve üstadane, her şeyi biliyor gibi yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar gider. Yani ağacın bünyesinde iş yapar, ayrılır. Hayvanın bünyesinde iş yapar, ayrılır. Nereye girse girdiği yerin nizamına göre işini yapar, bitirir. Gider başka yerde vazife görmeye devam eder. İşte müteharrik, yani hareket halinde olan havanın müteharrik, hareketli zerreleri ya nebatata ve hayvanata, hatta meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen suretlerin, miktarların teşkilatını, biçimini bilmesi lazım geldiği veyahut onlar bir bilenin, yani her şeyi bilen Allah'ın emir ve iradesiyle memur olması lazım geldiği gibi, bu hava atomları örneğinden hareketle sakin toprak, sakin olan her bir zerresi, yani hava zerresi gibi hareketli değil, doğru. Toprağın her zerresi sakin. O her bir zerre bütün çiçekli nebatatın ve meyvedar, meyveli ağaçların tohumlarına medar, vesile ve menşe olmak, kaynaklık yapmak kabil olduğundan, hangi tohum gelse, toprağın içine ekilse ve o zerrede, yani misliyet itibariyle bir zerre hükmünde olan bir avuç toprakta kendine mahsus bir fabrika ve bütün levazımatına ve teşkilatına lazım bütün cihazatı bulunduğundan, o zerrede ve o zerrenin kulübeciği olan o bir avuç toprakta eşcar ve nebatat, yani ağaçlar, bitkiler, çiçekler ve meyveler envağı adedince muntazam manevi makine ve fabrikaları bulunması, yani böyle icap ediyor. Ya toprakta bitkiler sayısınca maddeten küçük, manen Avrupa kadar büyük makineler, matbaalar, fabrikalar bulunması gerekiyor. Veyahut mucizekar, harikulade, her şeyi hiçten icat eder ve her şeyin her şeyini ve her cihetini bilir bir ilim ve kudret bulması lazımdır o toprağın zerresinde. Ya makineler, matbaalar bulunacak, ya bütün yaratılmış varlıkların her şeyini bilecek ve onları yapmayı gücü yetecek toprağın her bir zerresi. Veyahut eğer bu iki şık mümkün değilse, akıl kabul etmezse, ki kabul etmiş mümkün değil, veyahut bir kadir-i mutlak, mutlak güç kudret sahibi, bir alim-i külli şeyin, ilmiyle her şeyi bilen Cenab-ı Hakk'ın emir ve izniyle, havl-i kuvvetiyle o vasfeler gördürülür.
Yani havanın her bir zerresi bir Allah'ın emri çalışan memur olarak her girdiği yerde bilerek iş görmesi gayet kolay olduğundan, Allah'ın ilim, irade ve kudreti iş görmesi kolay olduğundan, toprağın her bir atomu da öyle. Allah ile bağlantısını kurup Allah inancıyla toprağın her bir atomu Allah'ın sonsuz ilim, irade ve kudretiyle bu harikulade sanatlı mevcudatın meydana gelmesine vesile oluyor demek gayet kolay. Eğer Allah'la bağını koparırsan, o zaman ya toprağın içinde bitkiler sayısınca makine, matbaa, fabrika var diyeceksin, ya da toprak atomları bütün yaratılmış mahlukatın her şeyini biliyor, bilerek bunları o yapmış diyeceksin. Böyle saçma sapan bir fikir kabul edilir mi? Yani dinsizlerin, imansızların, kafirlerin, Allah inancı olmayan insanların gittikleri yolun ne kadar çıkmaz bir batak olduğu bu izahtan anlaşılıyor. Yani onlara sorsanız, bu kadar sanatlı mahlukat için toprağın içerisinde her bir sanatlı bitkiye ait makine, matbaa, fabrika var mı? Yok canım, öyle şey mi olur der. E peki bütün bunların sanatlı keyfiyetlerini bilecek ilim, irade, kudret gibi sıfatlar var mı? E olur mu canım? E olmuyorsa niye Allah'ı inkar ediyorsun? Allah'ın varlığını kabul etmekten başka bu sanatlı varlıkların vücudunun izahı yok ki. Atomlar Allah'ın emri altında çalışan, kudretiyle iş gören memurlarıdır diyeceksin ki bu sanatlı varlıkların bu şekilde gelişini akıl ve mantık çerçevesinde izah edebilirsin. Başka izahı yok çünkü. Evet, nasıl ki bir acemi, ham, ami, adi, hem kör bir adam. Acemi, ham, hiçbir tecrübesi olmayan, ami, adi, sıradan, hem bir de kör bir adam Avrupa'ya gitse, bütün fabrikalara, tezgahlara girse, üstadane çalıştığı yerdeki bütün makinelerin, fabrikaların her şeyini biliyormuşçasına, kemali intizam ile her bir sanatta, her bir binada işler, öyle eserler yapar ki, nihayet derecede hikmetli, sanatlı, herkes hayrette bırakıyor. Böyle bir adam olsa, hem acemi, hem hiçbir tecrübesi yok, hem sıradan, hem de kör bir adam gidecek Avrupa'da, her işte çalışacak, mükemmel, başarılı işler ortaya koyacak. Herkes de hayrette kalacak buna. Zerre miktar şuur olan bilir ki, o adam kendi başıyla işlemiyor. Belki bir üstadı kül ona ders verir, işlettirir. Bu bir misal. İkinci bir misal daha, bu iki misalden neyi kastettiğini söyleyecek biraz sonra. İkinci misal, hem nasıl ki bir kör, aciz, yerinden kalkamıyor, basit bir kulübecinde oturmuş bir adam bulunuyor. Halbuki o kulübeciye bir dirhem gibi küçük bir taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor. Halbuki o kulübecikten batmanlarla şeker, yani kilolarca şeker, toplarla top top çuha kumaşlar, binlerle mücevherat, kıymetli taşlar, gayet sanatlı, murassaatlı, yani süslü libaslar, lezzetli taamlar, yiyecekler çıkıp gelse, zerre miktar aklı olan demeyecek mi ki, o adam, o kör kulübesine oturan adam, gayet mucizekar, harikulade bir zatın menşei mucizelerinin kaynağı olan fabrikasının bir mandalı veyahut bir misin kabıcısıdır. Kendisi yapıyor değil, harikulade bir zatın fabrikasının kabıcısı olarak anlayacaktır. Bu iki misalden hareketle aynen öyle de havanın zerreleri her biri birer mektubat-ı samedaniye, Allah'ın yazdığı ilahi mektuplar.
birer antika-i sanat-ı Rabbaniye, Rabbani sanatların bir antikası, birer mucize-i kudret, kudret harikası, birer harika-i hikmet olan nebatat ve eşcar, bitkiler, ağaçlar, ezhar ve esmardaki, çiçek ve meyvelerdeki harekat ve hidamatları, havanın, atomların yaptığı hareket ve hizmetleri, bir sani Hakim-i Zülcelal'in son derece celal ve hikmet sahibi sanatkar Cenab-ı Hakk'ın, bir Fatır-ı Kerim-i Zülcemal'in sonsuz güzel ve kerem sahibi olan yüce yaratıcı Allah'ın emir ve iradesiyle hareket ettiğini ve toprağın zerreleri dahi her biri birer ayrı makine ve tezgah, birer ayrı matbaa, birer ayrı hazine, birer ayrı antika ve Sani-i Zülcelal'in Cenab-ı Hakk'ın esmasını, isimlerini ilan eden birer ayrı ilanname ve kemalatını söyleyen, Allah'ın kusursuzluğunu, her türlü noksandan beri olduğunu söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan o tohumcuklarının, o çekirdeklerinin sümbüllerine, ağaçlarının menşe ve medar olmaları, besle olmaları, emri kün feykünü malik, yani sadece ol emrine sahip, her şey emrine musahhar, buyuraymış bir halde olan bir Sani-i Zülcelal'in Allah'ın emriyle, izniyle, iradesiyle, kuvvetiyle olması iki kere iki dört eder gibi kat'idir. Amenna. Biz de buna böyle iman ederiz. Yani havanın zerreleri de, toprağın zerreleri de bu kadar harika sanat eserlerine mazhar olmalarından anlıyoruz ki, hava zerreleri de, su zerreleri de, toprak zerreleri de nihayetsiz bir ilim, nihayetsiz bir irade, nihayetsiz bir kudret, nihayetsiz bir hikmet vesaire sıfatlara, isimlere sahip olan Allah-u Zülcelal'in bizzat kudretle yarattığı kudret harikalarıdır ki biz de buna böylece iman ediyoruz. İnanmayanlar varsın, buna inanmasın. Biz müminiz, böyle inanıyoruz. İnancımızın temelleri sağlam, akla, mantığa, ispata uygun. Ama inanmayan zındıkların, kafirlerin, dinsizlerin, inançsızlığın temeli yok, çürük, bozuk. Onun için onlar bu dünyada da, ahirette de kendilerini hüsrana uğratan bedbahtların, tarihsiz adamların ta kendileridir. Allah onlara da hidayet versin diye biz dua ederiz. O kadar. Yolumuza devam ederiz inanmaya. İkinci mefas, birinci noktanın ikinci konusu, zerratın harekatındaki, atomlar aleminin hareketlerindeki vasfelere, hikmetlere küçük bir işarettir. Evet, akılları gözlerine sukut etmiş, akılları gözlerine düşmüş, gözünden görünen başkası inanmayan, maneviyatı reddeden madyumların, maddeci materyalistlerin, hikmetsiz hikmetleri, abesiyet esasına isnat eden felsefelerin nazarında, tesadüfle bağlı olan tahavülat-ı zerratı, ya işte bu atomlar hareket halindelerken, İşte bitkileri, hayvanları, ağaçları, insanları, her şeyi onlar yapıyor deyip zerrelerin halden hale geçmeleri sonucunda bu sanatlı varlıklar meydana geliyor diye söyleyenler bütün düsturlarına onu üstül esas tutup masnuat-ı ilahiye mastar göstermişler. Bütün bu sanatlı varlıkların temelinde bu zerrelerin, atomların halden hale geçişleri vardır, o kadar. Peki nasıl geçiyor? Kim onları halden hale geçirerek çiçekler, ağaçlar, hayvanlar, insanlar haline getiriyor? Onu söylemiyor. Bunlar hal hareketleri böyleyken birden her nasılsa bu bitkiler, çiçekler, ağaçlar, hayvanlar, insanlar oluveriyor, bitiveriyor diyorlar.
Nihayetsiz hikmetlerle müzeyyen, zinetlenmiş masnuat sanatlı varlıkları hikmetsiz, manasız, gayesiz, karma karışık bir şeye isnat etmeleri, zerrelerin hareketinden bu sanatlı varlıklar oluyor demeleri ne kadar hilaf akıl, akıl dışı olduğunu zerre miktar şuuru bulunan bilir. Yani Allah'ı inkar edenlerin boğuldukları maddede ve zaman hazretleri manayı ispat ediyor. Madde vardır, atomlar alemi vardır ama onların her birisi Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle iş gören memurlarıdır Cenab-ı Hakk'ın. Allah bizzat kendisi o zerreleri vesile yaparak bizzat kendi ilim, irade ve kudretiyle şekillendirip bu harikulade kuşlar alemini, hayvanlar alemini, çiçekler, bitkiler, ağaçlar alemini bizzat Allah yaratıyor. Biz böyle inanıyoruz. Doğrusu da bu. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in hikmeti noktayı nazarında tahavvülat-ı zerratın, zerrelerin sürekli halden hale geçmelerinin pek çok gayeleri, hikmetleri ve vasfeleri vardır. Ve in min şeyin illa ise büyü bir hamdi. Yani hiçbir şey yoktur ki onu Allah'ı övüp onu tesbih etmesin gibi çok ayetlerle hikmetlerine ve vasfelerine, o atomların yaratılış gayesine ve gördükleri vasfelerine işaret eder. Numune olarak birkaçına işaret ediyoruz. Birincisi, Cenab-ı Vacibül Vücud'un, Allah-u Teala'nın tecelliyat-ı icadiyesini, yani icat tecellilerini tecdit ve tazelendirmek için her bir tek ruhu model gibi ederek, her canlının ruhunu bir model gibi ederek her sene mucizat-ı kudretinden taze birer ceset giydirmek. Ya zerreler sürekli halden hale neye geçiyormuş? Aynı ruhun üzerine yeni yeni elbiseler giydirmek. Yani mesela bir insan bedeni anne karnındaki bebeklikten, çocukluktan, gençlikten, orta yaşlılıktan ihtiyarlığa kadar 60 senede belki 10 defa vücut komple değişiyor. Bir kısım beyin hücreleri hariç. 10 defa yeni elbise giydiriyor. Yılda kısmen vücut hücreleri değiştiriliyor. Yani vücutta vasfı gören hücreler ihtiyarlıyor, ölüyor. Yediğimiz gıdalardan yeni hücreleri Allah yaratıyor. Başka bir gayesi bu. Bütün canlı bedenleri taze taze yeni ceset elbisesi giydirmek. Ve her bir tek kitaptan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı hikmetiyle istinsa etmek, çoğaltmak. Ve bir tek hakikati başka başka surette göstermek. Ve kainatların ve alemlerin ve mevcudatların taife taife arkasından gelmelerine yer vermek ve zemin hazırlamak için Fatır-ı Zülcelal, o yüce yaratıcı, kudretiyle zerratı tahrik, hareketli hale getirip ve tavzif etmiş, vasfelendirmiştir. Yani Allah-u Teala kainatı bir kartpostal gibi sabit yaratabilirdi. Hayır, sabit değil. Sinema filminin şeridi gibi sürekli hareket halinde olmasını arz etmiş ki varlıklara taze taze yeni yeni ceset elbisesi giydirmek için. İşte sonbahardayız. 2022, işte Ekim'in sonu. Yarın 29 Ekim. Ağaçların büyük çoğunluğu sarardı. Rüzgarın esmesiyle yapraklar dökülmeye başladı. Kavak yaprakları da, karaağaç yaprakları da, meşe yaprakları da dökülüyor. Niye? Ta ki gelecek ilkbaharda
yeni gelecek yapraklara yaraşılsın diye bu senenin meyveleri bitiyor. Gelecek sene gelecek meyvelere zemin hazretmek için. İnsanlık alemi de bir ağaç gibi adeta. Her sonbaharı gelen insanlar sararıp solan yapraklar gibi ihtiyarlıyor. Buruşuyor, ömrü bitiyor, insanlık ağacının yaprak gibi dökülüyor. Hem de her gün dökülüyor biliyor musunuz? 400 bin insan her gün bu dünyayı terk ediyor ölümle. Her günde doğum evlerinden dünyaya 500 bin yeni bebek geliyor. Ölenler gidiyor, gelenleri yer boşaltıyor. İşte böyle. Şu anda dünyanın nüfusu 8 milyara dayanmış. Halbuki Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kim bilir kaç yüz milyar insan bu dünyada yaşadı, göçtü gitti. Arkadan yeni gelenlere yer hazırladı. Öyleyse zerrelerin hareketi sürekli olarak bu kainat ve içindeki mevcudatı halden hale geçirmek, vakti gelenleri alıp götürmek, arkadan gelenlere yer boşaltmak için Cenab-ı Hak bu zerreleri hareket halde tutuyor, halden hale geçiriyor olduğu apaçık anlaşılmış oluyor. Tabi bundan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hikmetleri var ama burada bir ara verelim. Yarın akşam ikinci hikmetinden inşallah dersimizi yine devam ettiririz. Sübhaneke la ilmerena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين